Merhaba Berenes, 200'e yakın tam kablosuz kulaklık inceledim. Bu videoda bas performansı olarak beni etkileyen 5 modeli yakından bakacağız. Eğer siz de yoğun, vurucu ve derinden bas seviyorsanız bu kulaklıklara bir şans verin derim. Videoda bahsettiğim tüm modellerin satın linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için ve bana destek olmak için de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi videomuza başlayalım. Tam kablosuz kulaklıklar ilk çıktığında ses yüksekliği ve bas konusunda epey gerilerdi. Yani bu konularda eksiklerdi. Ancak yeni çıkan modellerle birlikte çok iyi bir gelişim gösterdiler. Bu arada videodaki modeller fiyat açısından farklı kategorilerde olduğu için birbirleri arasında kıyaslama yapmak çok doğru olmaz. Yani hepsi kendi fiyat aralıklarında bence en iyileri. Bas performansı olarak ilk beni etkileyen tam kablosuz kulaklık çift dinamik driverlı Blitzwolf'un FE7 modeliydi. Ancak üzerinden epey süre geçti ve fiyat performans açısından onu tahtında neden modelle başlayalım bu seriye. One More'un Air Free veya One More Piston modeli diyebiliriz. Piston biraz daha makyajlanmış Air Free modeline göre ses kalitesi açısından. Ancak şu an itibariyle fiyat farkı olarak aralarında iki katına yakın bir fiyat farkı bulunuyor. Yani bence burada Air Free modeline yönelebilirsiniz. Her iki modelin de son ses seviyesi oldukça yüksek. Bassların yanında tizleri de ezmeden verebiliyor. Yine kulakta sağlam duruyor bu kulaklıklar. Ergonomik bir tasarımdalar. Yine her iki kulaklıkta da ikişer adet mikrofon ve NC gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Yani mikrofon performansı açısından da tatmin edici. Bu kulaklığın eksik kısmı eğer son ses seviyesinde müzik dinlerseniz yani 3 saat civarında bir müzik dinleyebiliyorsunuz. Yine kontrol açısından bir miktar zayıf, yani kontrol imkanları epey kısıtlı bu modelin. Yine de şu anki fiyatı ile bas ve yüksek ses beklentiniz varsa bence ilk tercihiniz bu model olmalı. Fiyat performans açısından yani geçen seneyle neredeyse birebir aynı fiyata satılıyor. İkinci modelimize geldiğimiz zaman burada yine yeni incelemesini yaptığım Anker'in R100 modeli veya yine Anker'in P2 Mini modelini değerlendirebiliriz. P2 Mini modelinde 3 adet equalizer modu bulunuyor. Soundcore imzası, bass booster modu ve podcast equalizer'ı. R100 modelinde ise 2 farklı equalizer bulunuyor. Normal ve bass up olarak. P2 Mini modelindeki podcast equalizer'ında midlere ve tizlere odaklanıyor. Konuşma seslerini daha fazla ön plana çıkartıyor. Soundcore ses imzasında ise sahnesi daha genişliyor ve enstrümanları daha net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Bass booster moduna aldığınız zaman ise kulaklık gerçekten coşuyor ve sanki bir subwoofer edasıyla bası çok yoğun bir şekilde verebiliyor. P2 Mini modelinin beğendiğim bir özelliği de ön kısmında bu şekilde bir gösterge bulunması. Yani çok tam kablosuz kulaklıkta maalesef bu şekilde gösterge bulunmuyor. R100 modeliyle bir karşılaştırma da yapmam gerekirse P2 Mini modeli biraz daha geniş bir bas karakteri bulunuyor. R100 biraz daha dar ancak daha kuvvetli. P2 Mini'nin basları biraz daha sanki abartılmış gibi. Genel ses kaliteleri oldukça benzer. R100 sahne genişliği olarak daha geniş ve tiz performansı açısından da daha iyi P2 Mini modeline göre. Son ses seviyeleri de oldukça benzer. Yani iki kulaklık da Anker'in kulaküstü kulaklığı, Qion'un bir nevi tam kablosuz kulaklıkları gibi olmuş denebilir. P2 Mini modeli Türkiye'de biraz pahalıya satılıyor. AliExpress üzerinden P2 Mini modeline bakabilirsiniz. Hani fiyat performans açısından düşündüğümüz zaman burada R100 modeli bir adım daha önde. Bir diğer bas performansı olarak öne çıkan modele geçtiğimiz zaman Soundpeat markasının Sonic modeli. Bu model Qualcomm'un 3040 çipiyle birlikte geliyor. Bluetooth 5.2 ve aptX adaptif özelliği mevcut. Tasarım açısından oldukça özgün bir model ve şık bir model. Bir miktar iri bir kulaklık. Enstrüman ayrımı ses netliği ve berraklığı ile öne çıkıyor. Dinamik, içi dolu bir bas performansı bulunuyor. Bir oyun modu da bulunuyor bu kulaklıkta. Bu kulaklık bu zamana kadar test ettiğim kulaklıklar arasında en uzun süre kullanım imkanı vaat eden kulaklık. Tek seferde 15 saat gibi bir kullanım süresi vaat ediyor bu kulaklık. Gerçekten çok efsane bir süre bu. Yine IPX5 sertifikası mevcut. Tüm kontrol imkanları da bulunuyor bu kulaklıkta. Yani yüksek ses beklentiniz varsa bu açıdan sizi tatmin etmeyebilir. Ortalama bir ses yüksekliği bulunuyor Sonic modelinin. Bu arada bu Sonic modelinin Pro olarak bir versiyonu daha çıktı. Bu Pro'nun farkları ise kablosuz şarj özelliği eklendi. Dış kutusu biraz daha koyu ve metal kaplama bulunuyor. Düz versiyonda dinamik bir driver bulunuyor. Pro versiyonunda ise çift denge armatürü kullanılmış. Pro modelinde sahne biraz daha geniş. Son ses seviyesi yine Pro modelinde biraz daha arttırılmış. Ancak bas performansı biraz daha kısılmış. Yani ben burada bas açısından düz Sonic modelini öneriyorum. Bir diğer bas performansı olarak öne çıkan modele geçtiğimiz zaman Jabra'nın Elite 3 ve yine 75T modeliyle karşılaştırarak bunu da kısaca bir özetlemek istiyorum. Ses karakteri olarak Jabra imzasını taşıyor. Tizleri net ve berrak. Basları da yerinde ve tok. Ayrıntılı ve temiz bir sesi bulunuyor Elite 3 modelinin. Basları çok geniş bir karakterde değil. Sıkı ancak güçlü bir bası bulunuyor. Jabra 75T modeli biraz daha geniş bas performansı açısından yani öndeymiş gibi hissettiriyor. Ancak hani ben burada Elite 3'ün baslarını biraz daha fazla beğendim. Elite 3 son ses seviyesinde 7 saat civarında kullanım imkanı vaat ediyor. Yine her iki kulaklıkta da IP55 suya dayanıklılık seviyeleri mevcut. Burada 75T modelinin bir eksi özelliği olarak sağ kulaklığı kullanabiliyorsunuz tek olarak. Elite 3 modelinde ise her iki kulaklığı da ayrı ayrı olarak kullanabiliyorsunuz. Her iki kulaklıkta da uygulama desteği bulunuyor. Elite 3 modeline yakın süre içerisinde bir güncelleme
güncelleme de geldi ve Equalizer'ını da yine uygulaması üzerinden özelleştirebiliyorsunuz. 75T modelinde aktif gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Elite 3 modelinde ise yine 75T modelinde bulunan Hear True özelliği mevcut. Bu Hear True özelliğini şeffaf mod, transparan mod veya outdoor mod olarak da düşünebilirsiniz. Yani kulaklığı kulağınızdan çıkarmadan mikrofonlar tersine çalışarak çevredeki sesleri duyabilmenizi sağlıyor. Yine mikrofon performansı açısından Elite 3 modeli hissedilir derecede daha iyi 75T modelinden. Bir diğer modelimize geldiğimiz zaman yine incelemesini yaptım. Tronsmart'ın Apollo Bolt modeli. Bu model Qualcomm'un 5124 çipiyle birlikte geliyor. Aktif gürültü engelleme özelliği ve transparan mod özelliği mevcut. Tasarım açısından biraz büyük bir kulaklık, özgün bir tasarım bulunuyor kulaklığın. Yine uygulaması üzerinden Equalizer'ını ayarlayabiliyorsunuz veya tuşlarını özelleştirebiliyorsunuz. Son ses seviyesi oldukça yüksek. Bas performansı olarak da yani Jabra'nın 75T modelinden de daha yüksek bir bas bulunuyor bu kulaklıkta. Özellikle aktif gürültü engelleme özelliğini açtığınız zaman da bas performansı biraz daha artıyor. aptX ve Qualcomm çipiyle birlikte kullanıldığı için de yine kaliteli bir ses deneyimi sunuyor bize sahne ve enstrüman ayrımı açısından. 6 adet mikrofon bulunuyor bu kulaklıkta. Ancak hani görüşme performansı çok çok iyi değil. Ortalama denebilir. Genel olarak Apollo Bolt modeli Qualcomm'un üst seviye bir çipi, özgün tasarımı ve bas performansıyla öne çıkıyor. Son bonus kulaklığımıza geldiğimiz zaman bu kulaklığın incelemesini gerçekleştirmedim. Ancak yaptığım araştırmalarda bas performansı olarak öne çıkıyor. Sony'nin WF-C500 modeli. Fiziksel bütüş bulunuyor bu kulaklıkta. Ergonomik bir tasarımı mevcut. Yine 10 saat kullanım imkanı vaat ediyor. Kutuyla birlikte de toplamda 20 saat kullanabiliyoruz. Uygulaması bulunuyor. Uygulaması üzerinden Equalizer'ını istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Yine 4 farklı renk seçeneği de bulunuyor bu kulaklığın. Yani bas performansı açısından bu kulaklığı da değerlendirebilirsiniz. Evet, genel olarak benim bas performansı olarak en iyi bulduğum modeller bunlardı. Tüm modellerin satın alma linki açıklamalar kısmında mevcut. O linkler üzerinden satın alırsanız eğer bana da ufak bir komisyon gelmiş olur ve ben de bu sayede tarafsız ve objektif incelemelerime devam etmiş olabilirim. Siz bas performansı olarak hangi kulaklığı beğeniyorsunuz? Yorumlar kısmında belirtin lütfen. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.